başladık. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın gençlik yapılanmasının hukuk komitesi olarak düzenlediğimiz hukuk söyleşilerinin bu hafta 8.sinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en yüksek adli görevi gerçekleştirmiş olan vatandaşımız Profesör Doktor Işıl Karakaş Ergüven bizimle beraberler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hocam az önce duyurularda da arkadaşlarımız, izleyenlerimiz görmüşlerdir. Siz 2008 yılından 2019 yılına kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin ulusal yargıcı olarak görev yaptınız. Bildiğim kadarıyla sizin seçildiğiniz dönemde normalde mahkeme üyelerinin görev süresi 6 yıldı. Ardından 9 yıla çıkartıldı. Fakat siz 11,5 yıl görev yaptınız. Öncelikle sizden bunun bir sebebini rica edeceğim. Evet, şimdi ben 2008'de seçildiğimde daha henüz 14. protokol kabul edilmemişti. 6 yıl için seçildim ve ancak 6 yıllar yenilenebilir süreçlerdi. Yani 6 yıldan sonra 6 yılda seçilme imkanınız vardı. Ben de 6 yıllık sürenin sonucuna gelmeden işte 14. protokol kabul edildi ve otomatik olarak benim sürem de 9 yıla uzadı. Yani hala hazırda görevdeki yargıçlara yeni getirilen usuller tabii ki uygulanıyor. 9 yıla çıktı ancak yenilenebilir bir görev olmaktan çıktı. Dolayısıyla 9 yıl tek seferlik bir görev olarak düzenlendi. Ben de dolayısıyla 2017'ye kadar normalde görevde kalmak üzere kendimi ayarladım diyeyim ben. Ancak daha sonra dediğim gibi 2 yıldan daha fazla biraz daha fazla gene mahkemede göreve devam etmek durumunda kaldım. Çünkü mevcut yargıcın yerine yenisi seçilmediği sürece yargıçlar görevlerine devam etmek durumundalar. İşlerin tabii ki aksamaması, davaların yürümesi açısından çok zorunlu haller dışında tabii. Yani ayrılmalarına engel bir durum yok ama normalde herkes tabii ki görevini yerine getiriyor. Ben de bu şekilde Türkiye'nin önerdiği listelerin Avrupa Konseyi tarafından uygun bulunmaması nedeniyle prosedür uzadı. Prosedür uzadığı için de işte 2 yıla yakın bir süre tekrar mahkemede göreve devam ettim. Dolayısıyla 2019 1 Temmuz'da görevi yeni seçilen hakime devrettim. Hocam bildiğim kadarıyla siz 2008'de seçilirken de aynı durum söz konusuydu. Bize biraz nasıl seçilme kriterleri nedir veya seçim süreci nasıldır? Bunu biraz anlatır mısınız ve kendiniz nasıl seçildiniz? Çünkü Türkiye'nin aslında en kritik dönemlerinden bir tanesinde görev yaptınız. Tabii Türkiye'nin davaları her zaman çok ve çeşitli ve hassas olduğu için diyeyim ben. Her dönem öyle. Benimki de öyleydi. Benden önce tabii uzun yıllar Teyraz Gölcüklü hocamız yapmıştı. Ondan sonra Rıza Çimen Bey yaptı. Hatta ikisinin uzun yıllar beraber hakimlik yaptığı dönemler de oldu. Çünkü Rıza Bey eski bizim oradaki büyükelçimiz olduğu için her davaya giremedi. Feyyaz Bey devam etti. Allah rahmet eylesin. Feyyaz hocamıza. Daha sonra işte Rıza Bey'in süresi bittiği zaman yeniden liste önerilmiş. Fakat işte o zaman da liste reddedilmiş. Tabii o zaman ahimle ilgili konular ve prosedürler bu kadar medya gündeminde değildi doğrusu. Hiçbirimiz de bilmiyorduk açıkçası ne olup bittiğini. Bunda bir işte dedim bir komik hikayesi var. Beni bir televizyon kanalından aradılar. Ve dediler ki devletler hukuk hocası olduğum için Avrupa Konseyi'ndeki prosedür nasıl oluyor Işıl Hocam? Bize bir anlatır mısınız? Bizim listemiz reddedilmiş dediler. Bu ne anlama geliyor şekli? Ben ilk defa o şekilde duydum. Ve dedim ki ben size bir bilgi veremeyeceğim. Çünkü bilmiyorum gerçekten. Bu konuda bir bilgim yok dedim. Dolayısıyla tabii Türkiye'nin yeniden bir liste hazırlaması gündeme geldi. İşte o süreçte ben de bu şekilde öğrenmiş olduğum bu adaylık sürecini başlatmış oldum kendi açımdan. Sağ olsun çevredeki, üniversitedeki arkadaşlarımın da çok desteğiyle aday olmam konusunda. Ben de Türkiye Cumhuriyeti makamları nezdinde adaylığımı ortaya koydum. Ve listeye girdikten sonra seçimi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yapıyor. Bu Parlamenterler Meclisi'nin bir hukuk işleri komitesi var. Hukuk işleri komitesi adayları mülakatla önce seçiyor diyeyim ben size. Seçmiyor aslında ama birisini öneriyor. Yani mülakat sonunda 3 kişilik bir liste. Bu listeden şu kişi hakim olmaya
daha uygun nitelikleri vardır şeklinde bir görüşü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne iletiyor. Parlamenterler de genellikle yani herkesi incelemiyorlar ve Hukuk İşleri Komitesi kendi işlerinden bir komite olduğu için de tabii ki onun görüşü doğrultusunda genelde oylarını kullanıyorlar. Benim durumumda da böyle oldu. Diğer adayların yanında benim ismimi Hukuk İşleri Komitesi meclise önerdi. Dolayısıyla parlamenterler de işte benim adımın yanına çarpıyı koydukları için büyük bir oy farkıyla ben seçilmiş oldum. Yani dediğim gibi böyle bir liste reddedilince ben de öğrenmiş oldum. Dolaylı bir şekilde işin içine girmiş oldum ama ondan sonra da uzun zaman görev yaptım. Hocam başta şunu söylemiştim. Sizi tanıtırken şunu ifade etmiştim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en yüksek adli makama gelmiş, en yüksek adli görevi gerçekleştirmiş insan sizsiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni, Anayasa Mahkemesi'nin üstünde bir mahkeme kabul edersek. Bunun sebebi de hocam hem ikinci bölümü yani Türkiye'nin de davalarının görüldüğü ikinci bölümün başkanlığını yapmanız, aynı zamanda 2015-2017 yılları arasında da birinci başkan vekilliğini yapmanız. Dan dolayı bunu söyledik. Peki hocam buralara nasıl seçildiniz ve en çok hangi özelliğiniz sizi buraya seçilmenizi sağladı? Şimdi tabii her hakim orada, her ülkeden gelen hakim üstün nitelikli kişiler. Yani bilgileri son derece dolu bilgilerle geliyorlar. Ayrıca tabii ki etik kurallara uygun ahlaki değerler. Onların hepsi orada var. Ben zannedersem Türkiye gibi çok davası olan bir ülkede çok çeşitli davaları var. Çok davası var. Değişik konular var. Hatta işte tırnak içinde hassas dediğimiz konulardaki davalarda zannedersem tamamen objektif bir tavır sergiledim. Hukukçuluğumdan hiçbir zaman taviz vermedim. Asla siyasi söylemlerde bulunmadım. Ve hukukun gereklerini her zaman yerine getirip insan haklarını korumaya çalıştım. Yani birey odaklı bakış açısını hiçbir zaman değiştirmedim. Asla optiğim devletten yana kaymadı. Bu da bunun tabii bu çerçevede de bu objektif bakış açısının bütün devletler için geçerli olacağını düşündükleri için sağ olsun hakim arkadaşlarımız. Genel kurulda ben önce ikinci daire başkanlığına seçildim. Daha sonra da çok yakın arkadaşım mahkeme başkanı Guido Raimondi seçildi. Ben de onun yardımcısı olarak, yani bir başkan vekili olarak seçildim. Beraber göreve başladık. Anlıyorum hocam. Şunu sormak istiyorum hocam. Avrupa'da, daha doğrusu dünyada bir sağ akım var. İnsan haklarına karşı, demokrasiye karşı ciddi bir akım var. Bunu Rusya'da gördük, Polonya'da görüyoruz, Macaristan'da görüyoruz. Son olarak Belarus'ta gördük, mahkemenin üyesi olmasa da Belarus'ta gördük. Avrupa'da ciddi bir otoriterleşme akımı var demokrasiye karşı. Peki hocam, ve bu da insan haklarının ihlallerini arttırmaya başladı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yönde yeterli içtihada sahip mi veya buna karşı bir önlem alıyor mu sizce? Şimdi burada tabii bir yöntem meselesi var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 70'li 80'li yıllarda yani aktivist diyebileceğimiz bir yaklaşımla gerçekten de çok önemli prensip kararları vermiş bir mahkeme. Yani bütün bunlar özellikle ifade özgürlüğü olsun, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı olsun, özel hayatın gizliliği olsun, tabii ki bizim içtihada katkımız olan işte yaşam hakkının korunması gibi çok temel haklarla ilgili olarak da çok önemli kararlar vermiş. Şimdi bu dönem mahkemenin daha böyle bir insan haklarında temel prensipler geliştirdiği bir dönem. Bugün ise daha farklı bir dönem içindeyiz. Tabii burada bu otoriterleşmenin bir etkisi var mı bilmiyorum ama mahkeme şu anda daha fazla ulusal makamlara karar vermesi yönünde bir eğilim sergiliyor. Yani bu bizim subsidiarity dediğimiz ilke. Tam Türkçesi olmayan bir kelime ama işte ikincilik ilkesi deniyor. Değişik başka şeyler diyenler de var ama hani bu çerçevede esas olan korumanın iç hukuklarda gerçekleştirilmesi. Ancak iç hukukta yeterli
insan haklarının korunmasının mümkün olmadığı hallerde mahkemenin devreye girmesi, dolayısıyla iç makamların, iç yargı organlarının kararlarına daha saygılı diyeyim ben bir tutum içine girmiş durumda. Şimdi bu saydığınız ülkelerde özellikle Macaristan olsun, Polonya olsun gibi ülkelerde, hatta Çek Cumhuriyeti gibi yerlerde önemli. Mesela Macaristan'la ilgili bence temel sorunlardan bir tanesi bu göçmen meselesi. Yani Avrupa'da, Belçika'dan mesela birçok dava gene bu şekilde geldi. Göçmen meselesiyle ilgili sorunlarda mahkeme bunlarla ilgili karar vermek durumunda kaldı. Hatta yani biz bir mülteci mahkemesi haline dönüştük. Daha çok, en çok davaları bu yönden veriyoruz. Gezegenin ihtiyati geçici tedbir kararları hep bunlarla ilgili olarak verilmek zorunda kaldı. Yani değişen dünyanın koşulları karşısında mahkemede daha farklı bir konularda, bu dünyanın olayları karşısında kendini adapte edip ona göre karar üretmek durumunda kaldı. Ve bu çerçevede gene dediğim ben size göçmen politikaları ile ilgili olarak, yani bu MSS Belçika ve Yunanistan davasıyla, büyük daire kararıyla başladı. Mahkeme çok önemli adımlar attı. Avrupa Birliği Adalet Divanı da keza aynı şekilde ve bu konuda da iki mahkemenin iştahatları arasında bugün gelinen nokta yakınlıktır. İkisi de aynı derecede kararlar veriyorlar. Yani adil yargılanmanın olmayacağı bir ülkeye mesela iade edilmemesi gibi meseleler olsun veyahut da göçmen olarak bulunduğu, mülteci olarak bulunduğu ülkedeki şartların o kişinin insan haklarına saygılı olması lazım. Mesela Yunanistan çok kalabalık göçmen gruplarıyla karşı karşıya kaldığı için onlara yeterli yaşam koşullarını sağlayamamıştı. Buradan mesela ihlal kararı verildi. Ama mesela Macaristan'daki o çok konuşulan, hani o çitle çevrili demir parmaşığıyla çevrili bölge için orada verilen, daha geçen sene verdiği kararda mahkeme oradaki mesela şartların insan haklarına aykırı olmadığına karar verdi. Ama Macaristan'daki prosedürlerin de gene bu mülteci taleplerin gelenmesinden yeterli olmadığı meselesi ortaya çıktı. İşte güvenli üçüncü ülke kavramı gibi değişik konular, yani bundan 10 sene önce veya 15 sene önce aklınıza gelmeyecek konular bugün mahkemenin gündemine geldi. Ve bunlar da tabii ki bu gelişmelerde Avrupa'daki rejimlerde daha farklı uygulamalara yol açtı. Ama bunun karşılığında dediğim gibi mahkeme bilfiil işin içine girip de kesin bir karar vermek yerine daha iç makamlara, ulusal otoritelere işi bırakma eğiliminde diyebilirim. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi hocam Demirtaş kararıyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Seyircilerimizi çok kısaca bilgilendirmek gerekirse 20 Kasım 2018 tarihinde Işıl hocamızın da mensubu bulunduğu ikinci daire Sayın Demirtaş'ın tutukluluğunun devam etmesinin 5. maddenin 3. fıkrasının ihlali olduğuna sözleşmenin hükmetti. Yanlış bilmiyorsam hocam tutukluluğunu haklı gördü. 5'e 1'den ihlal vermedi. 5'e 3'den ihlal verdi. Ve bu karar unanimous, oy birliğiyle alındı. Fakat aynı zamanda mahkeme daha ileri giderek 18. madde olarak da bilinen meşru amaçlar haricinde hakların kısıtlandığına hükmetti. 5. maddenin 3. fıkrasından ötürü. Ve dedi ki Sayın Demirtaş'ın tutuklanmasının sebeplerinden bir tanesi de aynı zamanda hayır kampanyasını zayıflatmaktı şeklinde bir hüküm kurdu. Siz buna karşı çıktınız. 5. maddenin 3. fıkrasının ihlaline evet dediniz. Fakat 18. maddenin ihlaline dediniz ki ne dediğinizi size söylemesi daha uygun olur. Bir karşı oy yazısı yazdınız ki bildiğim kadarıyla sizin mahkemenizde Amerika'ya kıyasla en azından daha az karşı oy yazısı veya concurrence katılım yazısı yazılır. Ona rağmen bir karşı oy yazdınız ve karşı çıktınız 18. maddenin ihlaline. Bu kararın hemen ardından da iktidar bir açıklama yaptı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bizi bağlamaz dedi. Hem Adalet Bakanı hem Cumhurbaşkanı. Ardından da birkaç hafta sonra Ankara İstinaf Mahkemesi tutukluluğu hükümlülüğe alt mahkemenin kararını onaylayarak hükümlülüğe
hükümlü haline getirdi Sayın Demirtaş'ı. Birinci sorum hocam, 18. maddenin ihlalindeki karşı oyunun sebebiyle size çok fazla eleştiri yöneltildi. Birincisi neden 18. maddenin ihlali bir kere ne demek hocam? Bunu sormak istiyorum. Niye karşı çıktınız? Mahkemenin gerekçesi neydi? Ve gerçekten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Türkiye'yi bağlamaz mı? Buyurun hocam. Evet. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Bu karar artık yok aslında. Yani şu üzerinde konuştuğumuz karar şu an için artık yok. Yani onun varlığından söz edemeyiz. Neden? Çünkü büyük dairenin önünde. Yani bu karar temiz edildi. Hem başvurucu tarafından hem Demirtaş tarafından. Hem Türkiye Cumhuriyeti Hükümet tarafından temize gitmesi için başvuruda bulunuldu. Mahkemenin paneli de böyle bir inceleyen, beş hakimden oluşan bir panel var. Bu panelde bu başvuruları haklı görerekten davayı büyük dairenin önüne götürdü. Bunu biliyorsunuz geçen yıl duruşması yapıldı. 2019 sonuna doğru. Ve işte bu yılda herhalde büyük daire kararını açıklar diye düşünüyoruz. Dolayısıyla artık yerine yeni bir karar çıkacak. Tabii bu yeni kararın önemi dediğiniz gibi kilit noktası 18. madde. Çünkü ben de karşı oy yazdım. Diğer konularda dediğim gibi oy birliği vardı zaten 18'le ilgili. 18. madde mahkemenin daha yeni uygulamaya başladığı bir madde. Yani yeni yeni var iştahında. Ve bu iştahında ilk olarak işte Mamadov, Yafarov gibi Azerbaycan'la ilgili davalarda kullanıldı. Yani burada muhalefeti susturmak için ceza hukuku tedbirlerinin kullanılması, hatta ekonomik olarak vergiyle ilgili bir takım şeylerin kullanılarak da ve bu kişilerin gözaltına alınıp artı tutuklanmasının aslında toplumdaki muhalif rollerinin engellenmesi doğrultusunda, yani gerideki amacın bu olduğu, yani öngörüldükleri amaç dışında bu tedbirlerin kullanılması şeklinde. Ve bu kararlar çıktı. Biliyorsunuz ki belki Avrupa Konseyi'nde de Azerbaycan'la ilgili olarak bu Mamadov davası da bir krize neden oldu ve bunu uygulamamasının da yeni bir insan hakları ihlali olduğu yönünde mahkeme tekrar karar almak zorunda kaldı. Çünkü icrası yapılmadı idi. Şimdi 18. madde her şeyden önce bağımsız bir madde değil. Tıpkı 14. madde ayrımcılık yasağı gibi başka bir maddeyle bağlantılı olarak kullanılıyor. Ve bununla ilgili olarak da bu Azerbaycan davaları dışında bir Gürcistan davası var. Meravişvili davası. Meravişvili de işte ilk defa büyük daire 18. maddenin uygulanmasına ilişkin bir karar verdi. Orada bir takım prensipleri de saydı. Ama benim düşünceme göre Meravişvili Büyük Daire kararı, bizim iştahattır Büyük Daire kararlarını uyguladığınız zaman, Demirtaş kararında, yani oradaki prensipleri uyguladığınız zaman benim bakışıma göre 18. maddenin ihlaline ulaşmanız mümkün değil. Dolayısıyla ikinci daire 18. madde ihlaline başka yorumlarla ulaştı. Ve benim düşünceme göre bunu da bir dairenin yapmaya yetkisi yok. Bunu ancak büyük daire bir maddenin ne şekilde kullanacağına dair açabilir, genişletebilir, yorumlayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün de yeni Demirtaş kararında, yani büyük daire kararında, büyük daire 18. maddenin Demirtaş'ın olayında, vakasında ne şekilde uygulanacağını söyleyecektir ve bununla da ilgili yeni prensipler ortaya koyacaktır. Bu büyük dairenin kararı, daire kararı doğrultusunda olabilir. Ama o zaman büyük daire bu prensipleri koymuş olur ve bundan sonra diğer başka davalar için de bu bağlayıcı hale gelir. Ve bu iştahat uygulanmak durumunda kalır. Benim itirazım daha önceki bütün davalarda, bütün 18. maddenin ihlalinin bulunduğu davalarda, Azerbaycan davası olsun, Gürcistan'a dair büyük daire davası olsun, Rusya olsun, hepsinde 5. maddenin 1. fıkrasının, yani tutukluluğun yasallığına ilişkin bir ihlalin olmasıdır. Bu ne demek? Yani bir kişinin tutukluluğu yasal değilse, makul nedenler yoksa, makul şüphe yoksa, o zaman kişinin tutukluluğu yasal değilse, o zaman arkasında başka nedenler olması da düşünülür ve bu nedenlere de bakılır. Kaldı ki bu nedenler için bile Meravişvili kararında diyor ki, evet, burada sayılan amaçların dışında başka bir amaç olduğu, mesela işte dediğim gibi siyasetin seçime katılmasını engelleme gibi,
başka bir amaç oldu. Anlaşılır bile olsa, anlaşılır bile olsa veya bu yönde bir takım göstergeler olsa bile asıl dominant yani belirleyici olan amacın o gizli amaç olduğuna dair elde yeterli veri olması gerekir diyor büyük daire iştahı. Şimdi öyle olunca eğer makul bir neden varsa bir insanın tutuklanması için, mahkeme burada bir ihlal görmüyor. Makul nedenler var tutuklu için diyorsunuz. O zaman tutukluluk makul nedene dayanıyor ise buradan 18'e ulaşmak ve demek ki efendim siz bunu başka nedenlerle tutukladınız aslında demek benim hukuk mantığıma sığmıyor. Yani 5. maddenin 3. fıkrasına dayanarak da uzun tutukluluktan dolayı yani mahkemenin kararı budur 2. dairenin uzun tutukluluktan dolayı tutukluluğun uzun sürmesinden dolayı başka bir amaç olduğuna ve bunun ihlal olduğuna karar vermiş. Ama tutukluluk içinde yeterli gerekçe, yeterli neden vardır. Yasal bir tutukluluktur diyorsanız, mahkemenin yeterli gerekçelerle tutukluluğun devamını gösteremiyor ise bu başka bir ihlaldir. Ama bence buradan 18. maddeye ulaşmak zordur diye düşünüyorum. Şu andaki mevcut içtihat çerçevesinde. Evet, büyük daire bu konuda içtihadı geliştirir ve der ki uzun tutukluluk meselesi de işte gene aynı şekilde anlaşılabilir gibi böyle bir daha açık ifadeler ya da başka bunu bir prensiple formüle ederekten ortaya koyar ise o zaman ikinci dairenin kararındaki gibi bir ihlal de olabilir. Ama benim düşünceme göre mevcut içtihat çerçevesinde böyle bir ihlale ulaşmak biraz fazla açık ve geniş bir yorum diye düşünüyorum ki benim daha belki muhafazakar bakıyorum ben ama düşünceme göre dairelerin böyle bir yetkilerinin olduğunu düşünmüyorum. Sözleşmenin yorumunda bu kadar geniş yorumlanacak bir yetkiye büyük daire sahiptir ancak diye düşünüyorum doğrusu. Onun için de ben evet uzun tutukluluk var. Çünkü uzun tutukluluk Türk hukukunda genellikle Türkiye'deki uygulamalardaki en önemli meselelerden bir tanesi. Yani bütün davalarda aynı şey görüyorum. Türkiye hakkında çıkan ihlallerin çoğunda bu meseleden dolayı. Yani mahkemelerin yeterli gerekçe göstermeden tutukluluğun devamına karar vermeleri ve bu. Halbuki nedir bizim içtihadımız? Yani evet tutuklanmış tamam ama bir süre o öyle devam edebilirsiniz. Bir süre sonra artık yasalı vereceksiniz ya da gerçekten gerekçeleriniz olacak tutukluluğun devamı için ve bunları da ayrıntılarıyla açıklamanız gerekiyor. Ama maalesef Türk yargısı bu konuyu daha aşamadı. Çünkü gerekçeleri fazla açıklarlarsa bu sefer İsa Sıray olacağını düşünüyorlar hakimlerimiz. Bunun böyle olmayacağını ne yazık ki daha henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Hocam, siz karşı oy yazınızda şundan bahsettiniz. Mahkeme kararında bir anda yargının, Türk yargısının bir secret ajandası, gizli bir ajandası olduğundan bahsetti. Siz de dediniz ki buna yeterli delil yok. Gerçekten de dosyayı incelediğinizde bununla alakalı bir delil göremiyorsunuz. Zaten böyle bir iddia da çok fazla göze çarpmıyor başvuruda. Peki hocam, Adalet Bakanı sizin bu kararınızdan sonra hemen açıklama yaptı. Mahkemenin kararına yani İstiraf Mahkemesi'nin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararına saygı duyulması gerekir dedi. Ve Türkiye'de yargılama süreçlerinin uzunluğunu en iyi siz bilirsiniz. En çok davayı siz gördünüz bu bağlamda İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Hemen birkaç hafta içerisinde hatta iki hafta içerisinde hemen karar çıktı. Şu anda genel kurulda davaya Saadet Hanım, yeni hakimimiz bakıyor. Peki siz orada olsaydınız bu sizce yargının bir gizli ajandası olduğunu gösterir miydi? Gene göstermezdi diye düşünüyorum. Yani çünkü bakın şöyle bir şey var. Yani 2-3 hafta sonra tamam hükümlü hale, tutukluluktan hükümlü haline dönüştü Demirtaş. Dolayısıyla kararın uygulanma, çünkü orada derhal salıverilmesi var. Ama kararın esası orada duruyor. Yani uzun tutukluluk meselesinden dolayı çıkan şeyler orada. Onlar o ihlaller değişmiyor. Onlar var. Evet, şu an hükümlü durumuna geçtiği için ondan sonra ne oluyor? Derhal salıverilmesi sadece kararda o da var. O söz konusu olmuyor. Ancak şuna isterseniz demin cevap vermeyi atladım. Yani dediniz ki bizi bağlamaz hani dedi devlet otoriteleri. Bu tabii yanlış bence. Maksadı aşan ifadeler bunlar. Bir mahkemenin üyesiyseniz o mahkemenin kararları tabii ki bağlar.
bağlamaz diye bir şey yok. Ama şunu da unutmamak lazım. Bakın ne dedim ben demin? Bu mahkeme kararı artık yok dedim. Neden? Çünkü büyük daireye gitti. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların bir kesinleşme prosedürü var. Yani kararların bağlayıcı hale gelmesi için kararın kesinleşmesi lazım. Bu da işte temyiz imkanı olduğu için eğer temyiz edilmez ise veya edilip de reddedilirse ondan sonraki bu 3 ay içinde oluyor. 3 ay içinde itiraz etmeniz lazım. Ondan sonra da işte bu mahkemenin içindeki prosedürler uygulanıyor, kabul ediliyor veya edilmiyor. Dolayısıyla orada bir süre var. Dolayısıyla kararın kesinleşmesi süresi var. Karar kesinleştikten sonra bağlayıcı hale geliyor. Yani şunu demek istiyorum. O aradaki sürede yani o Demirtaş'ın hükümlü hale geldiği süre içinde zaten daha karar kesin değildi. Anlatabiliyor muyum? Yani demin söylediğim şu andaki mevcut iştihatta göreceğiz tabii ki yeni Demirtaş iştihatında mahkeme hangi prensipleri ortaya koyacak. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani arkada başka bir amaç olduğunu düşünseniz bile ya da işte böyle bir gizli ajanda falan varmış gibi düşünseniz bile gerçekten bunun olduğuna dair elinizde somut delil olması lazım. Yoksa böyle hukuk öyle siyasi söylemlerle işlemez. Bunlara da gerekli ağırlığı vermemek gerekir. Benim şahsi düşüncem bu yönde. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam başta bir şey söylemişsiniz. Hakimler, ulusal hakimler kendi devletinin taraf olduğu bütün davalara giriyor demiştiniz. Peki evet. Hocam sizin daireler dağılımınız, 5 dairenin dağılımı ülkelere göre mi davanın türlerine göre mi? Ülkeye göre. Şimdi coğrafi dağılım diye bir şey yapıyorlar. Mümkün olan işte hukuk grupları var. Belirli her değişik bölgelerden hakimleri bir araya getirme. Yani farklı hukuk sistemlerinin temsil edildiği daireler şeklinde oluyor. Mesela benim çalıştığım dairede 2 tane kuzey ülkelerinden hakim vardı. Norveçli hakim vardı. İzlandalı hakim şimdi mahkeme başkanımız oldu. Onunla uzun yıllar beraber çalıştık. Hem ben onun başkanlığında çalıştım hem o benim başkanlığımda çalıştı. Kuzeyli hakimler var. İşte Belçikalı hakim vardı. Yani Balkanlardan var. Bizde Arnavutluk vardı mesela. Yani böyle değişik grupları hukukta temsilcisi şeklinde bir dağılım yapıyor mahkeme. Ve bu 3 yılda bir de değişiyor. Tabii ki hep sürekli aynı hakimler aynı dairede olmuyor. Bir rotasyon söz konusu. Bu çok önemli tabii dediğim gibi. Yani aynı hakimler aynı tarz davalara veya aynı ülkenin davalarına bakmasınlar. Herkes her ülkenin davasıyla ilgilensin diye. Şundan dolayı sormuştum hocam. İstanbul Sözleşmesi ile alakalı bir soru soracağım size. Siz OPUS'a karşı Türkiye davasının hakimlerinden biri olarak görünüyorsunuz. Evet. Hakimisiniz. Fakat şuna şaşırmıştım. Üçüncü dairenin bir kararı. Ben evet. İkinci dairenin bir kararı zannediyordum. Bununla takıldım. Türkiye'nin davası nasıl üçüncü daireye gider diye. Evet. Şimdi bundan dolayı. Bence böyleydi. Çünkü o kadar çok davası var ki Türkiye'nin. Tek bir daire baş edemiyor. Dolayısıyla o davaların bir kısmını, bazı davaları, başka daireleri, iki ayrı daireye daha dağıttılar. Dördüncü daire ve üçüncü daireydi bu davalar. Ben yani mahkemede başladığım zaman aslında 3 daireye birden gidiyordum. Evet. İkinci dairenin hakimiydim. Yani yerim orasıydı. Her hafta oradaydım. Ancak 2 haftada bir üçüncü daireye, öbür 2 haftada bir de dördüncü daireye gidiyordum. Bütün Kıbrıs mülkiyet davaları mesela 4. dairede görüldü. Oradan büyük daireye gitti Demofilos için. Diğer böyle çeşitli davalarda kötü muamele olsun veya başka davalarda 3. dairede görülüyordu. Yani böyle bir ekstra çalışma yükü altındaydık. OPUS da tabii çok gururlandığımız davalardan bir tanesi. Mahkemenin en önemli davalarından bir tanesi. Çünkü ilk defa kadına karşı şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu söyleyen bir dava, bir karar. Hatta bu karar 3. daireden çıktı. Milli hakim olarak tabii ki ben de oraya gittim ve bu davanın bütün hazırlık aşamalarında bulundum. Bizim daire başkanımız
o kadar beğendiler ki kararı. Dediler ki ah keşke bu dava bizim daireden çıksaydı, ikinci daire. Biz verseydik bu kararı dediler. Opus hakikaten çok önemli bir karar. Opus kararı o kadar önemli bir kararınız ki hocam. Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesine dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi adındaki İstanbul Sözleşmesi olarak bildiğimiz ve şu anda çok büyük tartışma götüren sözleşmenin ortaya çıkmasının temel nedenlerinden biri ki giriş kısmında yazıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihat sonucunda böyle bir sözleşme yapma gereği duyduk diye. Hocam bu nedenle siz bu konu hakkında görüşe alınması gereken en önemli insanların başında geliyorsunuz. Bu bağlamda hocam sizce bu sözleşmeden çıkılmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ve genel olarak Türkiye için sonuçları ne olur ve çıkılmalı mı sizce gerçekten? Şimdi tabii ki bence asla çıkılmamalı. Bilakis tam olarak bütün unsurlarıyla uygulamaya devam etmek lazım. Çünkü bütün unsurlarıyla uygulanmıyor sözleşme Türkiye'de de. Yani evet Türkiye eski yasasını değiştirdi. Bu aileyi koruma yasasını değiştirdi. Daha şu andaki mevcut yasamız, yapılan yeni yasa daha 2014 zannedersem değil mi tarihi? Daha sözleşmeye uygun bir yasa. Daha onun gerekleri doğrultusunda yapılmış bir yasa. Ama mühim olan uygulama. Yani uygulamaya baktığımız zaman bunların bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin Türkiye tarafından yeterli derecede uygulandığını söylemek mümkün değil. Şimdi bizim opus kararı ve sözleşme tabii bu çerçevede gene devlete bir takım pozitif yükümlülükler getiriyor. Yani artık devletin yapması gereken şeyler var. Yani kadınları şiddetten korumak için. Yani şiddete uğradıktan sonra değil, şiddete uğramasını engellemesi lazım. Yani önleyici tedbirler meselesi var. Daha önceden mesela kadın şikayete gittiği zaman bir karakola polisler ama canım karı koca arasında olur böyle şeyler falan deyip ya da işte hadi evine git gibilerden barıştırma çabaları, ara buluculuk şeyleri böyle bir kültür maalesef var idi. Yani hala da ben olduğunu düşünüyorum. Ama bu gelen şeylerle yeni yapılan düzenlemelerle burada biraz daha devlet gerekli adımları atma durumuna girdiğini düşünüyorum. Tabii bu sadece Türkiye özgü bir durum değil. Şey yapmayalım. Aynı benzer şeyleri Romanya'da olsun, Moldova'da olsun, başka ülkelerde de, Balkanlardaki davalarda da gördük. Yani böyle bir kültürün bu bölgede özellikle hüküm sürdüğünü, aile işine karışılmamasını yönünde bir eğilimin olduğunu maalesef tespit etmek mümkün. Zaten bu konuda birçok sivil toplum kuruluşunda yapmış olduğu çalışmalar, raporlar mevcut. Şimdi dolayısıyla bir sözleşme imzalamışsınız. Ondan sonra hatta kendi şehrinizde içinde İstanbul Sözleşmesi diye anılıyor böyle bir sözleşme. Bu büyük bir gurur olması lazım. O sözleşmenin burada yapılmış olması, burada imzalanmış olması. Bundan gurur duymak lazım. Ne demek çıkmak? Nerede kaldı çıkmak? Ona bilakis sahip çıkmak lazım ve bu sözleşmenin tam anlamıyla uygulanması gerekiyor. Evet, bazı başka devletlerde de işte Macaristan olsun, Polonya olsun böyle hele Polonya'da bu katı katoliklik çerçevesinde aile yapısını işte bozucu nitelikleri var bu sözleşmenin gibi yaklaşımlarla orada mesela kabul ediliyor. Ama şimdi biz bunu kabul etmişiz. Bunu uygulamak için de bir yasa çıkarmışız. Bu yeni yasada kadınları daha koruyucu bence çok önemli bir unsur var. Mesela önceki yasada kadının mutlaka evli olması gerekiyordu. Halbuki yani şiddet şikayetinde bulunabilmesi için. Halbuki yani bu Türkiye'de resmen evli bir kadının bunu bulunacak, diğerleri bulunamayacak gibi bir durum var. Türkiye'de yani, tabii resmi nikahın oranları belli yani. Dolayısıyla büyük kadınların büyük çoğunluğu bu oranın dışında. Bu çerçevede yani bu mahsurun mesela giderilmesi gerekiyordu. Yeni yasa bu mahsuru giderdi. Artık mutlaka da evli olması gerekmiyor kadınların. Her kadın, şiddete uğrayan her kadın. Sadece kadın için değil tabii bu herkes için söz konusu. Çocuklar için de çok ciddi burada sorunlar var. Dolayısıyla çok ileri atılmış iyi bir adım. Devletin yükümlülükleri var ve devlet bu yükümlülükleri yerine getirmek için çalışıyor. Bir takım adımlar da atıyor Türkiye.
Ondan sonra şimdi yeniden bu tartışmayı, kusura bakmayın ama ben abesle iştigal olarak görüyorum. Çok teşekkür ederim tekrar hocam. Anayasa Mahkemesi'nde sizin de eminim gözlemlediğiniz son dönemde bir trend ortaya çıktı. Mahkeme geçen ay yayınladığı bir kararında aynen şöyle dedi. Türk mahkemeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kıyasla Türk kanunlarını yorumlamada çok daha yetkindir şeklinde bir karar verdi ve bunu bütün anayasa hukukçuları hemen hemen şöyle gördü. Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadına bağladığından kendini soyutlamak istiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden kendini geri çekmek istiyor. Sizin de içinde olduğunuz bir davayla aslında bizim Anayasa Mahkememiz. Aslında en önemlisi Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru hakkı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruları geciktirmekten ziyade azaltmak için ortaya çıkan ve siz hakimken, orada hakimken ve söylediğinize göre de en önemli gelişme olarak tarif ediyorsunuz bunu. Ortaya çıkan bir konu ve siz bunu Hasan Uzun kararıyla 2013 yılında 2. dairenin bir kararıyla tüketilmesi gereken bir hukuk yolu olarak tanımladınız Türkiye'de. Ve özellikle 2016-2017'de gelen mahkemeye uğramadan doğrudan size gelen davaları da reddediyorsunuz ki hala da reddediliyor. Evet. Eğer ki Avrupa Anayasa Mahkemesi bu trendine devam ederse, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni soyutlayıp kendi içtihadını geliştirmeye çalışırsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadını gözleyerek bir şekilde yorumlayarak, sizce Anayasa Mahkemesi bir kanun yolu olmaktan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gözünde çıkar mı? Bununla alakalı dava var mı hocam? Şimdi şöyle, bir kere şunu söyleyeyim. 2012'ye kadar, yani 23 Eylül 2012'ye kadar ya da 2012'nin sonuna kadar diyeyim, yani bireysel başvurunun kabul edildiği tarihe kadar aşağı yukarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne her yıl 10 bin civarında başvuru geliyor idi. Ama daha sonra bu bireysel başvurunun kabul edilmesiyle birlikte bu davalar bayağı düştü. Yani yarı yarıya düştü diyebilirim. Şimdi yani burada da ne dedik? İşte aynı mantık. Mahkemenin içinde bulunduğu bu mantık çerçevesi, yani subsidiarity ilkesi çerçevesinde sorunların hak ve özgürlük ihlallerine iç hukukta giderilmesi çerçevesinde bu tarz başvuru yollarını mahkeme teşvik ediyor. Bunların kurulmasını teşvik ediyor ve kurulduktan sonra da gerçekten de etkili bir yol mudur değil midir şeklindeki değerlendirmesini de gene kendi yapıyor. Mahkeme aslında şöyle söyleyeyim, bu yolu tüketin dedi. Etkili olup olmadığına ilişkin değerlendirme hakkı her zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde saklıdır. Yani şu an hali hazırda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru tüketilmesi gereken bir yol olarak gözüküyor. Ama bu her zaman böyle olacak, ilelebet böyle kalacak anlamına gelmez. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi'nin bu ifadeyi kullandığı karar, ben dersem Turan davası ve bu karar kendi içeriği itibariyle bu ifadenin dışında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihadıyla tamamen ters verilmiş bir karar. Yani AHİM'in içtihadını uygulamayan bir karar. Yani şöyle söyleyeyim, AHİM'in baş kararı var. Bu yıl verilmiş olan, Mart 2020'de verilmiş olan baş kararı var. Şimdi burada suçüstü halinin yorumuyla ilişkin bir mesele var. Yani şimdi çok hukuki detaya girmeyeyim isterseniz ama yani örgüt üyeliğini sürekli olarak görüyor Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi ve bunu da bir suçüstü hali olarak tanımlıyor. Böyle olacağını söylüyor. Halbuki AHİM ise bu yorumu şöyle eleştiriyor. Bu şekilde bu kadar geniş yorumlarsanız bu maddeyi ve suçüstü tanımını bu şekilde aşırı geniş yorumlanması bizim hukuk güvenliği dediğimiz ilkenin ihlalidir diyor. Yani bu şekilde bir hukuk devletinde böyle bir geniş yorumla bu şekilde bir uygulamanın içine giremezsiniz şeklinde belki özetleyebilirim. Şimdi dolayısıyla şöyle söyleyebilirim, yani bu kişi, başvuran kişi bu FETÖ davaları çerçevesinde yapılmış bir başvuru. Hakim başvuran kişi
prosedürlerin hakim teminatı çerçevesi prosedürü uygulanmadığına ilişkin, bu suçüstü hali kavramının bu şekilde geniş yorumuyla uygulanmadığına ilişkin bir şey. Ve prosedürlere bypass eden bir, burada öyle diyebilirim, bir yorum söz konusu. Bu da işte bir hukuk devletinde hukuk güvenliği ilkesinin çok ciddi biçimde sorunlu hale gelmesi anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla Turan kararıyla baş kararını karşı karşıya koyduğunuz zaman ikisi birbirinden tamamen zıt şekilde verilmiş kararlar. Ve dolayısıyla bu ikisi AİHM ve AYM burada karşı karşıya gelmiş durumdalar. Geniş yorumu, bu şekilde geniş yorumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biraz önce konuştuğumuz bu sefer 5. maddenin 1. fıkrasının yani yasallık ilkesinin ihlali olduğuna karar verdi. Yani bu bir yasal tutuklama değil dedi, bu şekilde yorumlarsanız dedi. Anayasa Mahkemesi de öyle olmadığını söylüyor. Ayrıca da diyor ki, bir de parmağını sallıyor AİHM'e, siz diyor bizim işimize karışmayın demek istiyor. Yani en iyi biz biliriz diyor. Şimdi tabii bu çok yanlış bir yaklaşım. Bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiçbir zaman iç hukukun bu şekilde yorumlaması işine girmez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi sözleşmesini yorumlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni yorumlar ve bunu yorumlarken de tabii ki olayla ilgili olan unsurları ele alır ve onları inceler. Bunu incelerken de kendi içtihadı çerçevesinde bunu söyler. Bakın baş kararına, orada verilen bütün referanslara, esas olan bu tutuklu ilgili meselelerdeki Mur'un Almanya'ya karşı büyük daire kararıdır. Bu prensiplerden hareketle mesele incelemiştir ve bu sonuca varmıştır. Şimdi bu biraz bana fazla bilemiyorum siyasi bir yaklaşım gibi geliyor. Yani en iyi biliriz, siz bilmeyiz veya popülist bir yaklaşım belki diyebiliriz. Rusya'da da aynı şey oldu. Rusya Anayasa Mahkemesi dedi ki ben dedi beni bana uymayan kararlarınızı uygulamam dedi. Ondan sonra böyle bir karar çıkarttılar değil mi? Rusya Parlamentosu Duma bir karar çıkarttı. Dedi ki AİHM'in kararları bizim anayasamızla çelişiyorsa biz bunları uygulamayız dedi. Yani ortaya böyle bir kriz çıkarttılar. Dolayısıyla bunlar yani aslında bu tabii kötü bir örnek. Yani bunlar iyi bir örnek değil. Bu örnekten yola çıkaraktan da biz kendi hukukumuzu en iyi bilsiz biliriz. AİHM karışmasın diye bir şey yok. Çünkü bireysel başvurunun temeli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'dir. Yani bireysel başvuru yapabilmeniz için orada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde garanti edilmiş olan bir hakkın da ihlal edilmiş olması gerekiyor. Yani sadece bir anayasadaki hak için başvuramıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki bir hakkın ihlal edilmiş olması üzerine kurulmuş olan bir sistemde siz AİHM içtihatlarını dikkate almak ve bunları uygulamak zorundasınız. Ben beğendiğimi uygularım, beğenmediğimi uygulamam şeklinde bir seçmece bir yaklaşım söz konusu olamaz. Şimdi bunun sonucunda ne olur? Eğer bu içtihatta ısrar edilirse, bu Turan içtihadındaki ifadelerde ısrar edilirse, benim düşünceme göre AYM, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru yolu artık tüketilmesi gereken bir yol olmaktan çıkabilir. Tabii bunu genellememek lazım. Şöyle olur. Yani genel olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi demez AİHM böyle bir şeyi. Ama bu konuda, bu tutukluluk meseleleriyle ilgili meselelerde işte nasıl karar verdiği belli, bizim de nasıl karar verdiğimiz belli. Dolayısıyla içtihatlar çakışıyor. Bu durumda Anayasa Mahkemesi gitmesine kişinin gerek yok diyebilir. Bu durumda da tutuklulukla ilgili meselelerde bu konuda çerçevesinde diye söyleyeyim. O zaman Anayasa Mahkemesi tüketilmesi gereken bir yol olmaktan çıkar. Bunu görmek lazım. Şunu söyleyeyim. Şu an yine aynı miktarda bir başvuru var. 9500 civarında bekleyen başvuru var şu anda AİHM önünde. Benim aldığım son rakamlara göre. Ve bunlardan da şöyle söyleyeyim. Aşağı yukarı 5500'ü bu tamamen tutuklulukla ilgili 15 Temmuz sonrası tutukluluklarla ilgili davalar. Yani içerideki prosedürler bittikçe bu davalar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınıyor. Demek ki
içeride o zaman gerekli sonuç alınamamış ki hani burada subsidiarity ilkesi işlememiş oluyor. Yani ahime uygun bir iştahat açılan meseleler çözümlenmemiş haline bence bu böyle bir görünüm var. Onun sonucunda Avrupa İnsan Hakları nasıl bir karar verecektir onu bilmiyorum tabii. Çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Aynı zamanda sonraki sorumun sonraki sorumu da içeren bir şey söylediniz hocam. 15 Temmuz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edildi ve birçok uygulama da bulunuldu. Bu uygulamaların bazıları yargıya kapalıydı. Yargı yolu kapalı olarak gerçekleştirildi. Bu uygulamalar sonucunda da doğrudan bazıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya çalıştı. Zihni kararıydı galiba hocam. Zihni kararıyla siz dediniz ki Anayasa Mahkemesi'ne gidin. Hiçbir yere gidemeseniz de Anayasa Mahkemesi sizin davanızı görecektir dediniz. Ve şu anda bildiğim kadarıyla Anayasa Mahkemesi 2017-2018 yılındaki başvuruları karara bağlamakta. Ve gittikçe, yargı yolları tükendikçe, Anayasa Mahkemesi karar vermeye başladıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne muhtemel bir dava akışının hızlanması söz konusu olacak. Sizin de daha önce bahsettiğiniz gibi hocam. Şöyle önce bir soru sorayım. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye aleyhinde yapılan başvuruların tarihsel olarak gelişimi nasıl oldu? Şu anda ne konumdayız ve bu 15 Temmuz sonrası yapılan uygulamalar sonucunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bir dava dağı mı bekliyor hocam? Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu işte biraz önce aslında bahsetmiştim. Şimdi tekrardan bu bağlamda konuşalım. Dediğim gibi 2012'nin sonuna kadar yani bireysel başvurunun işlemeye başladığı tarihe kadar aşağı yukarı yılda 10 bin başvuru geliyordu. Daha sonra dediğim gibi bireysel başvuruyla bunlar Anayasa Mahkemesi'ne başvurular yönlendiği için ahime olan başvurular düştü. Yani yarı yarıya düştü. Dediğim gibi işte bu şey davalar 15 Temmuz sonrası davalarda da işte bu olağanüstü hal komisyonunun başlamasıyla birlikte oraya başvurun şeklinde çıkan bir kararımız var bir de bizim. O çerçevede bayağı önümüzden de 8 bin civarında gelen başvuru bu OHAL komisyonuna başvurulması için geri gönderildi. Tabii orada prosedürler devam ediyor. Orada da yani şöyle söyleyeyim, süreçler bittikçe yani içerideki yargı yolları tüketildikten sonra bunların hepsi hak ihlalleri giderilmediyse bu iddialarla ahimin önüne tabii ki gelecektir. O kesin. Yalnız şurada şöyle bir tespit yapmamız gerekiyor. Bugün 2012 ile 2016 arası diyeyim, yani 15 Temmuz'a kadar gerçekten davalarda çok önemli oranda bir düşüş ortaya çıktı. Fakat bundan sonra ise bu geri gönderilmeden sonra işte çeşitli iç hukuk yollarının tüketilmesi, zihni kararı olsun, OHAL komisyonuna başvurulmasına dair dairenin vermiş olduğu karar olsun. Bunlar biraz azalmış olsa da şu an yeniden artma trendine girmiş durumda. Yani başvurular yeniden artıyor ve dediğim gibi bu başvuruların büyük çoğunluğu tutukluluk ile ilgili başvurular. 15 Temmuz sonrası tutuklulukla ilgili başvurular yani FETÖ davaları diyebilir. Bunların da çoğu tabii ki bildiğimiz gibi hem 5-1 var yani hem tutukluluğun yasallığına ilişkin olanlar var baş kararında olduğu gibi. Ya da işte dediğim gibi yani Türk yargısının temel sorunlarından bir tanesi de uzun tutukluluk ile ilgili meseleler var. Çünkü tekrar söyleyeyim yani ahim içtihadında esas söylenen şey şudur. Yani bir şekilde tutukluluğu sonlandırmanız lazım. Yani hüküm tesis etmeniz gerekiyor. Eğer hükmü tesis edemiyorsanız o zaman da kişiyi salıvermeniz lazım. Yani sürekli olarak o kişiyi sudan gerekçelerle ya da klişe cümlelerle bizim ifade ettiğimiz şekilde klişe ifadelerle tutukluluğun uzaması şeklinde yazılan kararlarla tutukluluğun devamına karar vermek bizim açımızdan 5-4'ün ihlalini oluşturuyor. Dolayısıyla uzun tutuklu bütün çoğu başvuru şu anda hem tutukluluğun yasallığına ilişkin hem de uzun tutukluluğa ilişkin olarak karşımızda bulunuyor. Tabii sadece bunlar değil.
Sadece bunlar da ifade özgürlüğüne ilişkin davalar da tabii ki devam ediyor. İşte tutuklu gazeteciler var. Buna benzer diğer başka ifade özgürlüğü problemleri var. Ama esas büyük dediğim gibi sayı oluşturan mesele tutukluluk meselesi. Onun dışında ikinci mesele Türkiye'nin gene önemli sorunlarından bir tanesi mülkiyet hakkı meseleleri. Mülkiyet hakkı meseleleri de gene artış içinde olan konulardan bir tanesi gelmeye devam ediyor. Hiçbir zaman bitmemişti. Ama şu anda da gene artış halinde geliyor. Tabii onun dışında bir de şunu da görmek lazım. Bu davalar devam ettiği için adi yargılanmaya ilişkin başvurular henüz gelmiyor idi. Ama davalar sonlandıkça o zaman ne olacak? O zaman adil bütün dava bitmiş olduğu için o davadaki adil yargılanmaya ilişkin sorunları içeren başvurular da gelecektir. İşte dosyaya ulaşmadaki eksiklikler olsun, tanıkların dinlenmesi olsun, silahların eşitliği ilkesi olsun, bütün bunlarla ilgili başvurular dava sonuçlandıktan sonra gene ahim önüne gelecektir diye düşünüyorum ki şu anda gelmeye başladığına dair bilgim var. Hocam tekrar bu cevabınız için teşekkür ederiz. Son olarak hocam iki soru var size. Birincisi hocam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaç 47 üye var değil mi hocam? 47. Mahkemenin. Evet. 47 üye ile dünya üzerindeki herhalde en büyük insan hakları mahkemesi, en büyük uluslararası mahkemelerden biri ve en etkililerinden de biri. Hatta en etkisi siz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne özellikle de Amerika'daki İnsan Hakları Mahkemesi ile Amerikalılar arası yüksek mahkeme İnsan Hakları Mahkemesi. İnsan Hakları Mahkemesi, evet. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Yüksek Mahkeme gibi yüksek mahkemelerle kıyasladığınızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni nerede görüyorsunuz? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bence Avrupa'da çok önemli bir işi başarmış durumda. Aslında yani Avrupa dediğimiz yer demokrasi, insan hakları, hukuk devleti bütün bunların bir potada eridiği bir yer olarak ortaya çıkıyor. Ve bu çerçevede işte bu bir daha bu İkinci Dünya Savaşı'nda yaşananlar olmasın diye kurulan bir organı, örgütün, Avrupa Konseyi'nin bir organı ve ilk defa bireylerin başvurusunu getiriyor. Bu çok önemli. Yani ondan önce böyle bir şey söz konusu değil. Tabii o zamanki uluslararası hukukun yapısı da buna uygun değil. Ama şu anda bireyin uluslararası hukukta bir süre olmasıyla birlikte bu başvuruyu yapabilmesi çok önemli. Yani bireysel başvuru meselesi önemli. Tabii iç hukukta o ayrı. Tabii ki Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi bir iç mahkeme. Ama tabii ki bir federal yapının mahkemesi. Yani onların federal devletlerin üstünde bir mahkeme. Dolayısıyla o da diğer bir klasik bir anayasa mahkemesi gibi değil tabii. Yani federal devletlerle ilgili olarak problemleri çözen bir yer. Ve çok hak ve özgürlük yaklaşımlı bir mahkeme. O da tamamen içtihat. Çünkü oradaki amendment'lara baktığınız zaman, eklere baktığınız zaman onlarda da öyle detaylı bir şey yazmıyor. Değil mi? First Amendment'ın yorumunda bütün hepsi orada yazan değil. Artık bir mahkemenin içtihadıdır dolayısıyla. Şimdi tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de böyle. O da 1950'de yazılmış klasik haklar bütün anayasalarda var. Aynısı bizim Açın 82 Anayasası'nda da var yani. Hepsinde olan haklara baktığınız zaman ne fark var diyorsunuz ama işte öyle değil, çok fark var. Önemli olan o hakların içini doldurmak, günün koşullarına göre onları yorumlamak ve dediğim gibi 76'da verilen Handicide kararını unutmamak gerekiyor. Değil mi? Ne diyor Handicide'da? Devleti rahatsız etse de, toplumun bir bölümünü sarsa da her türlü düşüncenin açıklanması gerekir. Demokratik toplumun özü budur diyor kabaca söylersek. Yani böyle içtihatları geliştirmiş olan bir mahkeme Avrupa'da bence Avrupa'daki benzer kültürlerin olduğu bir daha birbirine yakın kültürlerin olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Buna rağmen burada bunu gerçekleştiriyor ama bunların uygulanmasında maalesef sorunlar çıkıyor. Tabii Amerika İnsan Hakları Mahkemesi daha farklı. Çünkü orada mesela bölge ve orada rejimler itibarıyla, yaşanan çatışmalar itibarıyla o mahkeme daha farklı haklarla, meselelerle baş etmek zorunda kalmış. Orada mesela yaşam hakkı içtihadı
oradan çıkıyor yani. Bütün bu Honduras, Nikaragua'ya ilişkin kararlarda yaşam hakkı meselesi çıkıyor. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gündemine çok geç giriyor. İlk defa Makkan kararıdır 90'lı yıllarda. İkincisi ise Türkiye'ye dair Kaya kararıdır. Daha önce yaşam hakkına ilişkin bir iştihadı yok mahkemenin. Çünkü Avrupa'da yaşam hakkının ihlali meselesi gündeme gelen bir şey değil. Onun için karşılaştırdığımız zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi demokrasinin beşiği dediğimiz Avrupa'da bile çok önemli bir işlev görüyor. Hocam yaşam hakkından bahsettiniz. Son olarak belki biraz da kişisel görüşünüzü almak babında bir soru soracağım. Birkaç ay önce okuduğum bir karar hatırlıyorum. Center for Legal Resources on the behalf of Richard Campanau davası. Ya karşı Romanya davası. Hocam davada siz galiba sizin de aynı zekici daireden çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da genel kurulda var. Siz yok mu? Yanlış hatırlamıyorsam hocam doğru üçüncü dairede olabilir. Romanya davası hocam. Dava şöyleydi. Bir annesi babası olmayan bir çocuk yetiştirme yurdunda, devletin yetiştirme yurdunda kalıyor. Çocuk HIV pozitif ve bakımsızlıktan kimsenin ona yaklaşmak istememesinden dolayı hayatını kaybediyor ve bir dernek onun adına başvuru yaptığı için önemli olan bir dava. Burada şunu sormak istiyorum hocam. Bu davayı okuduğum zaman çok üzülmüştüm. Çünkü HIV'li bir çocuk, annesi babası yok. Bir insani olarak hocam davalara nasıl bakabiliyorsunuz? Çünkü mesela bu davanın önemi tamamen teknik, kabul edilebilirlik kriterleriyle alakalı bir dava. O insani tarafıyla teknik tarafını nasıl ayırabiliyordunuz hocam? Evet, işte tabii maalesef usul esası belirliyor. Hukukta böyle. Usul esası belirliyor. Önce usule uygun olması gerekiyor. Dolayısıyla bize yapılan başvurularda öncelikle bu kabul edilebilirlik kriterlerine uygun olması lazım. Dolayısıyla çok içiniz yansa bile gerçekten böyle bunun gibi çok acıklı davalarda insan hakkı, yaşam hakkı özellikle veya işkenceye dair insanlık suçunu oluşturan meselelerde bazen maalesef bu prosedürel meselelerden dolayı davayı ele almadan reddetmek durumunda kaldığımız birçok dava oldu. Tabii bu canımızı acıtıyor ama maalesef tabii ki yapacak bir şey yok. Yüreğiniz sızlasa da hukukun usullerini uygulamak zorundasınız. Bu da öyle bir şey işte. Hocam harika bir söyleşi oldu sizinle. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz, bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey varsa buyurun lütfen. Yani insan hakları eğitimi önemli. Şimdi bizim hukuk fakültelerinde böyle bir ders var. Bu önemli. Bunun olmasını ben çok olumlu buluyorum. Mesela bu içtihatlarla, bu kararlarla öğrencilerimiz, hukukçu adaylarımız daha ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta tanışıyorlar. Ondan sonra buna göre de hukuka bakışları bence biraz daha farklı hale gelebilir diye düşünüyorum. Onun için hukuk fakültelerinde genç hukukçu arkadaşlara veya genç avukatlara bu meselelerle ilgilenmelerini, prosedürlere dikkat etmelerini. Çünkü şunu da söyleyeyim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gelen çok fazla başvuru karşısında artık idari usullerle de bir başvuruyu reddedebiliyor. Biz buna 47. madde uygulaması diyoruz iç tüzükteki. Yani ufacık bir hata yaparsanız ya da bir belge eksik verirseniz o zaman başvurunuz da başından reddediliyor. Herhangi bir yargı kararına doğru ilerlemeden reddediliyor. Onun için avukatlardan da ricam lütfen başvurularını dikkatli yapsınlar. Hiçbir belgeyi atlamasınlar. Artık mahkeme bana lütfen şu belgeyi de gönder demiyor. Bütün her şeyi en başından sizin hazırlayıp göndermeniz lazım. Dolayısıyla burada da avukatlarımıza, hukukçularımıza çok iş düşüyor. Bireylerin haklarının korunması açısından. Çok teşekkür ediyorum tekrar hocam. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.